Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte uzaktan kumandalı ventilatör projesi hakkında bir konuşma yapacağız. Bu uzaktan kumandalı ventilatör projesi için bir bilgilendirme videosu olacak. Biz bu projemizde şu şekilde güçlü bir motor kullanacağız. Ve bu motor döndüğünde buradaki pervaneden yüksek bir hava akımı sağlayabiliyor. Ancak bu motorumuz 5 voltta çalışmakta ve 2 amper akım çekmekte. Bildiğiniz üzere Arduino da bu motoru direkt olarak pinlere bağlayamayız. Çünkü Arduino'muz bizim 50 mA, 40 mA gibi yüksek akım akımları maksimum seviyede verebilmektedir. 50 mA, 40 mA gibi akımları da zaten anlık olarak verebilmektedir Arduino'muz pinlerinden. Yani yaklaşık olarak stabil olarak Arduino'muzun pinlerinden 30 mA ile 20 mA arasında bir akım alabiliriz maksimum olarak. Eğer bunların üzerine çıkarsak Arduino'muzun voltaj regülatörünü ve işlemcisini bozarız. Biz bu projeyi yaparken motorumuzu kullanabilmek için sürücülere başvuracağız. Bu sürücüler herhangi bir transistör, röle veya bir Darlington entegresi olabilir. Ancak transistör ile süremeyiz. Bu bunun gibi motorları sürmemiz pek mümkün değil. Çünkü Robotistan, gibi popüler elektronik tür, Türkiye için popüler elektronik sipariş verme sitelerinde bu akımları kaldırabilecek ve Arduino'ya uyabilecek bir transistör bulunmamaktadır. Eğer yurt dışından alışveriş yap, yapma imkanınız varsa bu, bu şekilde bir transistör bularak siz bunu sürücü olarak kullanabilirsiniz. Ancak benim yurt dışından bir sipariş verme imkanım olmadığı için şu şekilde bir ULN2003A entegresini kullanacağım ve aynı şekilde yurt dışından ben sipariş veremediğim için eğer yurt yurt dışından sipariş verebilseydim gene bu transistörlerle yurt dışından verdiğim siparişle yaptığım transistörlerle videoyu çekmezdim. Çünkü arkadaşlar bu projenin herkes bu projeyi herkesin yapabilmesi için kolay tutmak istiyorum ve bu projede kolay bulunabilecek malzemeler kullanmak istiyorum. O yüzden Örneğin benim gibi siz de yurt dışından sipariş veremiyor olabilirsiniz ve ben yurt dışından sipariş verseydim bu transistörleri siz alamayacaktınız ve devreyi kuramayacaktınız. O yüzden Türkiye içinde kolaylıkla bulunabilecek parçalarla yapmayı denedim bu devreyi, bu projeyi. İlk önce bu projemizin projemizin iki tane modeli olacak. Biri kademe ayarlı olacak. Biri de kademe ayarsız olacak. Kademe ayarlı, ayarlı modelinde örneğin birinci kademesinde motor şu şekilde yavaş dönecek. Şöyle elimle bunu çevirmem mümkün değil ama yaklaşık olarak göstermeye çalışıyorum. İkinci kademesinde daha hızlı dönecek. Üçüncü kademesinde de daha hızlı dönecek. Ancak tüm gücüyle dönmeyecek. Bir de üçüncü kademenin dışında bir turbo modumuz olacak. Bu turbo modunda motorumuz tüm gücüyle dönmeye başlayacak. Yani 5 voltta 2 amper çekerken 5 voltta 2 amper çektiği halini kullanacak. Örneğin bu motoru biz PVM sinyali ile kontrol edeceğiz ve bu entegremizi de PVM sinyali ile sürmeyi deneyeceğiz. Burada örneğin birinci kademede Motor'a 3 voltluk bir gerilim gitmekte ya da 2.5 voltluk 2 voltluk bir gerilim gitmekte ve motor 600 mil amper çekmekte. Ancak ikinci, ikinci kademede 1 amper çekip motora 4 volt gitmekte. Üçüncü kademede de 4.5 volt 4.5 volt motora gitmekte ve yaklaşık olarak 1.5 amper çekmekte. Turbo modunda ise motora tam gücüyle 5 volt gitmekte ve 2 amper çekmekte şeklinde olacak. Bu değerleri ben test ederek bulmadım. şu an e, yaklaşık olarak tahminlerimi sunuyorum. Ancak bu 1 2 3 ve turbo modlarındaki voltaj ve akım farkları farklı olabilir. Bunu projeyi yaptıktan sonra göreceğiz ve öğreneceğiz. Burada kademeli ve kademesiz modeller yapacağız. Bu modelleri sürerken de iki tip sürücü kullanacağız. Eğer siz kademesiz bir şekilde istediğiniz motoru istediğiniz güçte kontrol etmek istiyorsanız bunu sürerken röleli bir devre kullanacaksınız. Her iki devrenin de devre şamasını fritzing devre şamasını açıklamalar kısmına koyacağım. Ya da video içerisinde göstereceğim. O konuda bir şüpheniz olmasın. Şu şekilde Kademesiz versiyonumuzda biz burada bir röle kullanacağız. Çünkü bu röleler, röleler 240 voltta yani yaklaşık 220 volt priz elektriğinde 7 ampere kadar akım verebilmektedir. Yani siz bu röle ile 220 volt motorlarını da çok rahat bir şekilde kontrol edebileceksiniz. Yani bu röle ile bütün e, elinizde olan 220 volt 7 ampere kadar bütün elinizde olan motorları bu röle ile kontrol edebileceksiniz. Ancak bu rölenin PVM'de çalışma gibi bir özelliği bulunmadığı için PVM desteklemediği için e, biz bu röleyi kullanırken kademe ayarı maalesef yapamayacağız. Yani bu röle de kademesiz çalışacak. Yani güç verdiğiniz zaman tüm gücüyle dönmeye başlayacak. Röle ile sürdüğümüz zaman. Ancak biz burada ULN2003A entegresi kullanacağız. Bu entegremizi daha önceki videolarımızda değinmiştik. Bu entegremizin şöyle bir güzelliği bulunmakta. Ee, bu pinleri içinde bu entegremiz içinde 7 tane Darlington çifti bulunmaktaydı. Hatırla, hatırla, hatır hatırlar Hatırladığınız üzere 7 tane Darlington entegresi bulunmakta. Yani 7 tane Darlington çifti bulunmakta ve bu 7 tane Darlington çiftinin her birinden 500 miliampera kadar akım çekebiliyoruz. Bu 500 miliampera kadar olan akım daha yükseldiğinde örneğin 1,5 amperlik bir motor kullanacağımız zaman 3 tane Darlington çiftini birbirine paralel bağladığımız zaman ULN2003'ümüzü rahat bir şekilde kullanabileceğiz. Ancak burada ULN2003'ümüzü gayet güzel bir şekilde soğutmamız gerekmektedir ve bu ULN2003'ümüzün sınırları da vardır. Röle gibi 7 amper 220 volt gibi yüksek akımlara dayanamayacaktır. Sonuçta bu bir entegre. 50 volta kadar dayanacaktır bu entegre. Şu şekilde 7 tane Darlington çifti bulunduğunu sayarsak Hepsi 500 miliamper etmekte. Hepsini paralel bağlarsak yaklaşık olarak yaklaşık olarak 3,5 amperde 50 voltta bu entegremizi kullanabiliriz. Yani 50 volta kadar olan ve 3,5 ampere kadar olan motorlarımızı bu entegre ile sürebiliriz. Ancak başlangıç akımı yani başlangıçta çektiği akım motorun 3,5 amperin altında olması gerekmektedir. Yani 3,5 amper maksimumdur bu seviye ve bu 3,5 amper 50 volt gibi seviyelerde de entegremiz aşırı derecede ısınacaktır. Bunu çok güzel bir şekilde soğutmamız gerekmektedir. Hatta 3 tane fan koyarsak anca soyuyacaktır. Çünkü bu entegreler benim yaptığım testlerde yüksek voltajlarda ve yüksek akımlarda aşırı derecede ısınmaktadır. Bu entegrelerin bu şekilde bir dezavantajı vardır. Ve motorların ilk başta harekete ederken e, bir yüksek akım çekmektedir. Ve bu yüksek akım da 3.5 amper maksimum 3.5 amper olmaktadır. Ancak bir, benim size önerim 3.5 amper değil de 3 amperlik maksimum bir motor kullanmak. Bütün pinlerine paralel bağlarsanız. Çünkü entegrenin bütün pinlerini fazla bir şekilde yüklenirsek ve 50 voltta bu entegreyi kullandığımızı varsayarsak entegremiz çok aşırı bir şekilde ısınacaktır. Yani 5 voltta bile 5 volt 2 amperde bile aşırı derecede ısınmaya başlayacaktır. Ben benim yaptığım testlerde 5 volt 2 amperde 50 saniyelik bir çalıştırma içerisinde 60 dereceye 65-70 dereceye kadar ulaşmaktadır. Yani gerisini siz düşünün. Çok güzel bir şekilde entegremizi soğutmamız gerek. Bu entegremiz PVM sinyali desteklediği için bunu kademeli bir şekilde yapabileceğiz. Bir de şu şekilde bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar benim gün içindeki yoğunluğumdan dolayı maalesef artık Hafta içleri video gelemeyecek, sadece hafta sonları kanala video yükleyebileceğim. Çünkü bilmiş olduğunuz üzere uzaktan eğitim süreci başladı ve bu süre, süreçte de benim vaktim oldukça azaldı ve hafta iç içileri e, kanala artık vakit ayıramamaya başladım ve artık hafta sonu sadece videolar gelecek. Bu konu için özür dilerim. Yani elimdeki imkanlar bu şekildeydi. Sadece hafta sonu, hafta sonu videolar atabileceğim. Zaten uzaktan eğitim süreci başladı ve çoğu kişi bu süreç başladığı için yoğun. Aynı şekilde ben de yoğunum. Yani bu proje bir yakında bir zamanda gelecek. Ancak bu projenin iki tane iki şeklini de yapmayacağım. Ben sadece releli versiyonu test amaçlı yapacağım. Test amaçlı yaptıktan sonra bu releli devreyi asıl e, prototipleme devresi, devresi olarak kullanacağım bu releli devreyi. Yani bu releli devreyi hayata getirmeyi geçirmeyeceğim. Bu 2003 2003'lü devreyi hayata geçireceğim. Çünkü kademeli bir uzaktan kumandalı ventilatör olmasını istiyorum ben. E, bu kademeli olması için de röle kullanamayacağımız için ULN2003A entegresini kullanmamız gerekecektir. O yüzden Röleli devreyi de göstereceğim nasıl yapıldığını göstereceğim ama Bu sadece prototipleme aşamasında olacak. Yani Ben bu röleli devreyi lehimlemeyeceğim. Bu ULN2003'lü devreyi lehimleyip Hayata geçireceğim Ve ventilatör olarak size sunacağım. Videomuz bu şekildeydi. Bu bir duyuru videosuydu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağıdan kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.